Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Bursa, Ankara, Aksaray ve Konya. Şehirler farklı ama manzara hep aynı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde birçok ilden boğulma vakaları gözlemlendi. Kurban Bayramı tatilinde fırsat bilerek tatil yapan bazı vatandaşlar gittikleri deniz, göl veya baraj göletlerinde boğuldu. Benim olduğum yer ne arkadaşlar? Kesinlikle bilmedikleri suya girmemelerini özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Çünkü sonucu bizim istemediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. İşte o boğulma vakalarının yaşandığı şehirlerden biri de Konya. Kurban Bayramı'nın birinci günü Güney Sınır ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte baraj göletine giren 15 yaşındaki Hasan Yön boğularak hayatını kaybetti. Her ne kadar biz görevimizi yapsak da bu görevimizin onları sudan sağ çıkarmak olması lazım. Yani en kötüsü. Onun için biz vatandaşlarımıza duyarlı olmalarını istiyoruz. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa süre sonra küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Özellikle havaların ısınması ile birlikte vatandaşlarımızın girilmemesi gereken göl, baraj, akıntı, kanallarda bunu gerçekleştiriyorlar. Konya'da 11 göl, 24 baraj ve 44 gölet bulunuyor. Beyşehir Gölü Karaburun plajı harici hiçbir baraj ve gölete girmeye izin verilmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle tek nokta söylüyorum. Beyşehir Karaburun plajı haricinde orada da özellikle şunu söylüyorum. Can kurtaran varsa suya girmelerinde fayda vardır. Boğulma vakalarının çoğu gençlerden oluşuyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla birlikte vaka sayılarının artış göstereceği konusunda endişeleniyor. Tereddüt göstermeden giriyorlar ama yüzmeyi tam olarak bilmedikleri için, bunun donanımlı olarak, teknik olarak eğitimini almadıkları için yarım yamalak öğrendikleri bilgilerle bunu gerçekleştirmeye çalıştıkları için boğulma vakaları üst düzeyde olmakta. Konya'da en çok boğulma vakalarının yaşandığı alanların başında sulama kanalları geliyor. Boğulma vakalarının önüne geçmek için ise ailelere büyük görevler düşüyor. Özellikle aileleri söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kanallara çocuklarını, barajlara, göletlere yüzme bilmeyen, anne baba dahi bilmiyorsa kesinlikle ve kesinlikle sokulmaması. Yüzme ile ilgili sadece belirli başlı havuzlarda, özel kurslarda yüzmeyi öğretilmesi, yüzmeyi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Peki boğulma tehlikesi yaşayan kişi ne yapmalı? Kendinizi sakinleştirmek en önemlisi. Sakinleştiremeyen kişi suda daha fazla çırpınmaya başlayacağı ve bu sonuçta efor sarf etmesiyle birlikte, yorgunlukla birlikte boğulma vakasının gerçekleşmesinin başı